Nazlı'yı Bakkar Rüstem'e verirlerse ben ölürüm. Ben ölürsem sen de yalnız kalırsın. Kör Musa geçiyor. Gidip isteyeceğim Nazlı'yı. Parasız vermez değil mi? Canım belki de verir. Çıkınca konuşurum. Esas ben eşeğim. Sen eşek değilsin. Sen eşek misin? Dadım ceza verdi. 100 defa Almanca, onlar bitince de 100 defa Türkçe ben eşeğim yazıyorum. Suçun neydi? Çikolatamı sokaktaki çocuklarla paylaşmışım. Dadım, insan malını kimseye vermez diyor. Babam da aynı fikirde. Allah Allah! Sen niye eşeksin peki? Ben eşol eşeğim. Neden? Sabahtan beri Nazlı'nın babasının peşine takıldım. Öğlen oldu, derdimi açamadım. Ne derdin var, anlatsana? Sütçü Kör Musa var ya, bu bahçeye girdi. Ben onun kızını seviyorum. Niye evlenmiyorsun? 30.000 lira istiyor. Kız mı? Yok babası, başlık parası canım. Benim de param yok. Konuş, belki taksitle verir. Bu karı traktör mü canım? Olsun, şimdi her şey taksitle satılıyor. Her ay 100 lira verirsin. Veririm değil mi? Geliyor. Git konuş. Hadi durma. Konuşayım değil mi? Baba! Seni ha? Nazlı'yı bana ver baba! Senin ya mutsuz ırz düşmanı! Ulan senin ne haddini ulan? Defol. Baba dur yapma! Nazlı ben ah! Allah seni kahretsin! Sütümü de dök diye şal edecek! Yufu! Nazlı senin ne haddini ulan ha? Yufu! Baba! Ayda 100 lira! Ayda 100 lira! Neyle verecekti? Peşin verme, taksitle ver! Namussuz seni, defol! Taksitle baba, geber, ayda 100 lira! Geber, hanime tecavüz etti, yakalayın! Kız düşmanı kaçıyor! Ümmeti Muhammed, yakalayın! Taksitle vermiyor kızı. Hanime tecavüz etti, hırz düşmanı kaçıyor! Polis, polis! Gitti. Seni sevmiyor. Sevmiyor değil mi? Nazlı seviyor mu seni? Bayılıyor. Dün gece 2 defa bayıldı. Beni seviyor, değil mi? Gülşah! Eyvah, beni arıyor! Kim o? Dadım, Alaman, cadının biridir. Gülşah! Adın Güllüşah mı? Gülşah! Güllüşah daha güzel. Senin adın ne? İbrahim, İbo derler köyde. Gülşah, wo bist du? Gülşah! Eyvah, geliyor. Yarın gene gel, babamdan para isteyeceğim senin için. Olur, peki. Bekliyorum. Oh, nein! Kaç, kaç, kaç! Nein! Nein! Gülşah, bist du essen bleibst du in tuvalet? Yemeğe kadar hapis kalacakmışım. Bu aptal Alaman karısına uyup banyoya çocuk kapatılır mı ablacığım? Rica ederim, sen karışma oya. Teyzeciğim! Ne olmuş bunun suratına böyle? Boyalarım, Paris'ten aldığım diş macunlarım! Affedersiniz anneciğim! Kaç saattir kapalısın sen burada? 2 saat, belki daha fazla. Ben olsam camı çerçeveyi de indirirdim. İyi örnek oluyorsun çocuğa. Hadi sen yüzünü yıka şekerim, aşağıda bekliyorum. İyi ki beraber oturmuyoruz, yoksa kendin gibi anarşist yapardın çocuğum. Aman abla, enişten falan...
fabrikasında, Rotary Kulüp'te, bridge partilerinde sen saçma sapan sosyal faaliyetlerinde... Benim sosyal çalışmalarım için saçma sapan diyemezsin. Kimsesiz Çocukları Geliştirme Derneği'miş. Siz kendi çocuklarınıza analık etmeyi öğrenin. Terbiyesizlik etme o ya. Özür dilerim ablacığım. Kumarından, süsünden, kokteyllerden, Avrupa gezilerinden, kayağından, tenisinden vakit ayırabilirsen bir de kızın olduğunu hatırlıyorsun. İsviçre'de okuyor, bakıcısı var, hiçbir şey eksik değil. Sen ayda kaç para harcadığımızı biliyor musun Gülşah için? Çocuğun mutluluğunu parayla satın alabileceğini mi sanıyorsun? O ya... Merhaba enişte. Ne o? Gene tartışma mı? Gülşah sokaktan geçen köylü kılıklı birini bahçeye almış. Ya. Hilda da ceza olarak banyoya kapatmış, iyi mi? Adamı öperken görmüş şekerim. E ne yapalım gazeteci hanım? Çocuğu sana uyup da başıboş mu bırakalım? Asıl böyle başıboş kalıyor çocuk. Bir tek arkadaşı yok. Biraz anlayışlı olun. Biraz şefkat gösterin hiç olmazsa. Evlen, çocuk sahibi ol da seni de görürüz. Herhalde sizin gibi davranmayacağım çocuğuma. Cuma günü hareket etmemiz lazım şekerim. Yat cumartesi sabahı Nis'te bekleyecek, bizi alıp hemen hareket edecekler. Gülşah'ı bana bırakın bari. Yok. İşin var, ilgilenemezsin. Gazeteden 15 gün izin alırım. Ne olur teyzemde kalayım babacığım. Oya, iş çıkartıyorsun gene. Ne olur anneciğim. Derslerim var kızım. Derslerden bıktım anne. Burada Hilda ile kalacaksın Gülşah. Abend, mit deinem Spielzeugen spielen. Hörst du Gülşah? Akşam yemeğine kadar oyuncaklarımla oynayacakmışım. Nein! Nefesi çok kuvvetliymiş diyorlar. Beni üfleyecek mi? Bir üfleyecek, Nazlı'yı unutuvereceksin. Ben Nazlı'yı unutmam. Hasanoğlu o kadar azdı ki cin tayfası çarpılmaktan korkup bu ülkeyi çoktan terk etti. Hadi. Dışarıda otursak olmaz mı? Olmaz. Olmaz değil mi?